Bir gün köyünden çıkıyor. Tabii Afrika, sahra, çöl. Şöyle doğru bir gezeyim biraz diyor. Genelde büyükler yalnız gezmeyi severler. Çünkü o zaman kulu Allah'a bir tevekkül hali doğuşur. Bir tefekkür hali doğuşur. Bunun için Allah dostları genelde yalnızı severler bunlar. İnsan sürekli kalabalık oldu mu kalabalık bir gaflet olur genelde ekseriye. Bu da bu şekilde Allah'la tevekkül artması için, tefekkür kuvvetlenmesi için yalnız başına bir çöre doğru çıkmış gezmeye biraz. Namaz vakti gelmiş. Bakınıyor, o yerde bilir bir kuyu varmış. Kuyunun başına gidiyor, abdest alması gerekiyor. Ama kuyunun başında bir kova falan yokmuş. Çöl kuyuları çok derin olur, çöl kuyuları. Çabuk su çıkmaz tabii. Hatta su görülmez bile. Karanlık olur diye görülmez. Bu Cezülü Hazretleri şöyle kuyuya bakıyor. Su tabii derin. Su var ama derinde. Ya kova ipleşiyorken anda eyvah ne yapsam acaba diye düşünüyor şimdi. Demek ki başka kuyuda uzak kendisine namazın belki vakti geçecek. Teyemmüm yapsa da su orada tabii imkan araştırması önce gerekiyor. Şimdi bakınırken bakıyor bir genç kız geliyor kuyuya su almaya geliyor. Bir genç kız eline kap almış. Neyse kabı o dönemde. Genç kız, çok genç kız su alma kuyuya geliyor. Şimdi kuyuya gelince bu Cezülü Hazreti diyor ki kıza, kızım su almaya geldim, su almaya geldim amca diyor. Güzel ama burada kova oluyor bir şey diyor. Eğer evin yakınsa diye ipten getir de diyor, buradan su çekelim diyor. Sen de suyunu doldur, bir abdest almalıyım diyor. Kız şöyle bakıyor buna da hafif gülümsüyor. E diyor, herkes üstüne övüyorlar diyor. Yani ünlü kişisin diyor işte. İlimde, irfanda, ahlakta, şundan, bundan, artık şeysinden böyle diyor. Ama diyor, yani kovasız suyu çıkaramıyor musun diyor. Suya bir senin bir sözün, nazın geçmiyor mu suya diyor. E nasıl geçsin kızım suya, sözün nasıl geçsin diyor. Kız şöyle bir Allah diye alıyor, üflüyor suya. Hemen kuyunun suyu atezen gibi yukarı çıkmaya başlıyor. Kız kapağını dolduruyor. Ona bir kabını böyle abdest alması için hem orada kolan sıvı orada kendi abdestini alıyor. Kız tekrar kabını dolduruyor. Su gelen çekiliyor. Bu genç kız da bu keramete gören Süleyman Cezü Hazretleri çok duygulanıyor. Etkileniyor. Kıza bak soruyor. Kızım sen bu makamı nasıl buldun diyor. Bak bu kadar genç yaşındasın diyor. Bu makamı sen nasıl buldun kızım diyor. Ne oldu Allah aşkına bana bunu söyle kızım diyor. Nasıl makamı buldun diyor. O zaman kız diyor ki madem Allah aşkına dedin diyor. Ben diye peygamberimizi çok seviyorum diyor kız bakın. Her an hayalimde peygamberimiz diyor. Rüyamda peygamberimizi görürüm diyor. Peygamberimize aşıkım diyor. Yanayım peygamber aşkına yanayım diyor. Ve tabi diyor dolayısıyla da peygamberimize çok sarpışa getiriyorum diyor peygamberimize diyor. Her zaman diyor peygamberimize hep sarpışa getiriyorum diyor. Rabbim buradan bunun makamı verdi Mevlam bana diyor. Peki kızım diyor hangi salavatı okuyorsun diyor. Onu söyleyemem diyor. O bir sırdır diyor. Onu izin yoksa söyleyemem diyor. Peki kızım diyor. Alıyor kaplarını gidiyor. Şimdi tam burada bir de ince bir nokta var şimdi burada. Yani suyun yukarı çıkması. Nedir bu? Adeta ters. Yani su ağırdır. Havadan tabii. Yer çekimine tabidir. Suyu yer çekimi çekiyor. Nedir su yukarı çıkması? Yer çekimi karnını delmek. Bu da nasıl oluyor? İşte Allah dostlarına
Allah ustalarına bu fıtri kanunlar delinir. Yani su yukarıda çıkar. Hatta insan evliyalar suyunda yürürler de batmazlar da bu Allah dostuna, yani bir kimse Allah dostu oldu mu? Bir kimse Allah yoluna kendini tam vakfetti mi? Her şey onun emrine girer böyle şey. Bu Süleyman Cüzi Hazretleri orada çekilir kenarıya, o hangi vakit namazı ise öğle ve ikindi günüzmüş, namazını kılıyor ama o namaz tabii daha başka namaz oluyor şimdi. Kızdan kerameti görünce, genç kızdan öyle çok duygulanıyor, çok etkileniyor. Bir hal geliyor kendisine, hatta ağlaması geliyor. O namazını, çok güzel namazını kılıyor. Namazın yavaşça namazını kılıyor, duasını ediyor. Artık gezmeye gerek görmüyor artık. Yani gördüğü bu hal onu doyuruyor kendisine. Öyle feyiz alıyor bundan, dönüyor, evine gene geliyor. Evine geliyor, şimdi tabi yaslamanızdan sonra